Hanımlar beyler, herkese tekrar merhaba. Ben Serkan Uludağ ve 14 Şubat 2014 günlerden ise Cuma gününü yaşıyoruz arkadaşlar. Saatlerimiz 17.47 civarlarında ve canlı yayınımız başlıyor. Aslında bugün için söyleyecek her şeyi gecenin üzerinden itibaren arkadaşlar web sitemiz üzerinden forexpark.net'ten sizlerle paylaştık. Gece saat 00.23 analizinden sonra yine altın, sterlin, dolar ve euro dolarlarla ilgili olarak arkadaşlar çeşitli güncellemeler yapmıştık bugün için. Ve gece saatlerine belirtmiş olduğumuz hedeflere ulaştık. Neydi onlar? Sterlin dolarda 1.6690 vardı. Altında 1.307.44 civarları vardı. Sonrasında arkadaşlar yine 1.313.80, 1.6721 hedefleri ve arkadaşlar euro dolar için gece saatlerinde belirtmiş olduğumuz 37.17'ye dikkat uyarısı, bunlar hakkında sizlere de bilgiler verdik. Şimdi bunları tek tek biraz inceleyeceğiz. Evet, bugün hava çok güzel İzmir'de ve dünkü yağmurdan sonra içimize güneş açtı. Gerçekten bu da bizi çok mutlu etti. İzmirli arkadaşlarımız varsa bilirler, şöyle bir kafalarını kaldırdıklarında bugün içimizi ısıttı değil mi? Paritelerde aslında çok farklı bir şablonla bir karşılaşmadık. Yine aynı şekilde trendler devam ediyor ve devam eden trendlerde herhalde sizlerin de fayda sağlamasına sebep oluyordur. Şimdi arkadaşlar, kısacası Euro-Dolar paritesi için bu gün yaşanan hareketler yine trendin devamı yönündeydi. 36.91'i kırdıktan sonra 1.37.17'ye doğru bir tepkiyle karşılaştık ama bakın buraya yaklaşık olarak 2 pip kala 2 deneme yaptı, ikisini de kıramadı görmüş olduğunuz gibi. O yüzden yukarı hareketin devamı için 37.17'nin üzerine doğru bir hareket beklememiz gerekiyor artık. Bunu başarabilirse 37.57'ye kadar da hareketi devam ettirecektir diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar, hani gece analizinde belirtmiş olduğumuz şey hala geçerli. 3 tane direnç var demiştik. İlkine ulaştık. Bu biraz daha scalper'lar için yapmış olduğumuz bir dirençti. 37.17 dedik. 37.15'lerden geri dönüş var ama burada özellikle 37.17'ye dikkat diyoruz. Hala da bu görüşümüzü koruyoruz. Günün en kuvvetli direnci aslında burası. Bakalım burayı geçemezsek hafif hafif geri çekilmeler 36.51'lere kadar, belki kapanışa kadar görebiliriz. Buranın da altında 36.10'lar yine kuvvetli bir destek olarak karşımıza çıkar eğer ki kırılabilirse. Aslında şu canlı yayın arkadaşlar, yani sadece hani temel şöyle bir bilgilendirme amaçlı yapıyoruz, yoksa hani çok ciddi bir fırsat şu saatten sonra yok. Yani yapıp yapmama konusunda da kararsız kaldım ama yine de yapıp şöyle kısaca bir özetleyelim istedim haftalık kapanış yapılırken. Yoksa şu saatten sonra hani ya bütün gün izledim piyasayı, hiçbir şey yapamadım, şu saatten sonra ne yapılır derseniz açıkçası şu saatten sonra pek bir şey yapılmaz arkadaşlar. Çünkü artık haftanın son işlem günündeyiz ve son saatlerine yaklaşıyoruz. Şu saatten sonra çok da fazla hareket etmememiz gerekiyor. Günün kaymağı yendi. Zaten sabahki şablonlarımızda belirtmiş olduğumuz oklar da bu şekildeydi. Buranın üzerinde yukarı hareket, zaten şurası ve şurası hedef olarak kullanılıyordu. Buranın altında hafif geri çekilme beklentimiz vardı. Ki bu da yaklaşık olarak buradan aşağı doğru şu kaç pip, 32 piplik bir tepki verdik. Yani 37.17'nin altında küçük hafif düzeltme hareketleri gözlenebilir ama bu düzeltme hareketleri trend takipçileri için muhtemelen yukarı hareket fırsatı olarak algılanacaktır ve yeniden alıcılarla karşılaşma potansiyelimiz var. Artık nasip pazartesiye, onu göreceğiz ne olacak diye. Sterlin dolar için arkadaşlar yukarı hareket beklentimiz vardı. Yukarı hareketin arkadaşlar teyidi için bize bir şey gerekiyordu. 66.71'in kırılması. Bakın zaten şuradaki kırılma da arkadaşlar bizi 66.90 arkasından 67.21'e kadar ulaştırdı. İki tane hedefimiz vardı yukarıda. Bu iki hedefe ulaştıktan sonra eğer ki şu saatlik kapanış 10 dakika sonra gelecek. Herhalde şöyle bir 67.20'lerin üzerinde olursa 67.59'a kadar bir tepkiyle karşılaşabiliriz. Yeniden yeni bir hareketle beraber. Ama
Hani şunu da bahsetmeden geçemeyeceğim. 4 saatlik grafiklerde de arkadaşlar bakın şuradaki yukarı doğru hareketleri görüyorsunuz. MACD de yavaş yavaş artık burada bir kesişsem mi acaba diye şuradaki bölgelerde çok tepelere geldim. Bir aşağı doğru salınsak mı diye bir sormaya başladı gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden buralardan artık çok büyük risk alarak yukarı hareketin devamını beklemeyin. Şu saatten sonra bu seviyelerde alış pozisyonu olan insanlar muhtemelen arkadaşlar birkaç gündür sterlinle ilgili analizlerimizi hafta başından beri takip eden arkadaşlardır. Ve bakın şu bölgelerde mesela görüyorsunuz çok güzel yukarı hareket fırsatları vardı. Bu şu bölgeler dediğim noktalarda arkadaşlar bakın bugün yine cuma, perşembe, çarşamba günü. Salı günü ve çarşamba günü analizlerini takip eden arkadaşlar bu yukarı trendi takip ettilerse artık risklerini iyice azaltsınlar ve geri kalan pozisyonlarında en kötü ihtimalle 66 pardon en iyi ihtimalle 66.40'ın altına ya da en kötü ihtimalle ise 65.58 seviyesinin altına stop koyarak bekleyebilirler. Zaten karın büyük bir kısmını cebe atmış olacaklar. Eğer trend takip ediyorsanız şu saatten sonra yukarı hareketin devamını bekleyebilirsiniz. Çünkü bu tarz yukarı hareketlerde bazı arkadaşlarımız soruyor. Yahu diyorsunuz tamam iyi diyorsunuz da hani bu tarz bölgeler birazcık kritik değil mi? Evet kritik. Bakın yaklaşık olarak 350-350 pip civarlarında bir hareketle karşılaştık 3-4 gün içerisinde. Hala alıcı mı olalım? Bakın arkadaşlar trend yukarı olduğu için satıcı olmayacaksınız. Ya hiçbir şey yapmayacaksınız ya da alıcı olacaksınız. Ama alıcı olarak kalmak için de maliyetinizin daha uygun bir yerden olması gerekiyor ki karın büyük bir kısmını atıyorum bir lotluk işleminiz vardır. Şu işlemden şu an itibariyle atıyorum ki 340 dolar yani 340 pip yani 3400 dolarlık bir para kazanmışsınızdır. Bunun 2000 dolarını kasaya atarsınız. 2500 dolarını kasaya atarsınız. Ve atıyorum ki 0.30'luk bir işlemle de artık devam edersiniz yola. Anlatabildim mi? Ancak bu şekilde olur. Yoksa bu saatten sonra hani cuma akşamı için söylüyorum. Çok da fazla yukarı hareket beklentisi içerisinde olmamak gerekiyor. Artık hani pazar gecesi açılışından sonra yeni değerlendirme yaparız. Kritik bir desteğimizi belirtiriz. Ona göre trendin devamını da elbet ki bekleriz. Ve arkadaşlar altına geliyoruz. Altın için ise yukarı hareket beklentimiz vardı bugün de. Ve hedeflerimiz neydi? Gece saatlerinde yazmış olduğumuz hedefler. Hemen şöyle bir ekranımızı alalım tekrar. Evet şöyle. Evet arkadaşlar altın için beklentilerimiz şu yöndeydi. 1298 hedefimize ulaştık. 1303.05 direnci doğru bir hareket var demişiz. Burayı da kırmayı başarırsa yani 1303.52'yi de kırmayı başarırsak 1307.44, 1313.80'e doğru bir hareket devam edebilir demiştik arkadaşlar. Bu ikisi gerçekleşti. 1307.44 ve 1318. 1313.80 gerçekleşti. Ve arkasından da bakın şurada yapmış olduğumuz analize de 13.25 analizi arkadaşlar. Artık şöyle bakalım tekrar. Evet yeni hedef olarak 1325 seviyesini belirtmiştik. 1313.80'in üzerinde kalınması durumunda. Bakın şurada zaten kapanışını yaptı. Yukarı hareket konusunda biraz daha ısrarcı olduğunu belirtti. Yaklaşık olarak 40 piplik bir tepkiyi verdi ama bizim vermesini beklediğimiz tepki 80 pip civarlarında yani 1325 civarlarına kadar hareketin devamını bekliyoruz. Bunun için de koşulumuz nedir? 1313.80 seviyesinin üzerinde kalmamız. Bunu başarabilirse arkadaşlar yukarı hareket konusunda biraz daha devam edeceğiz gibi duruyor. Yukarı yönce o yüzden dikkatli olunmasında fayda var. Hala 1313.80'in altındaysa artık riski artık birazcık daha bence sonlandıralım. Çok da fazla ısrarcı davranmayalım. Haftalık açılışla beraber yeni stratejiyi zaten gece saatlerinde sizlerle paylaşırız. Dolar TL için aşağı trend devam sevgili dostlar. O yüzden de bugün için 2.20-26 seviyesinin altında aşağı hareket beklentimiz olduğunu sizlerle paylaştım.
pardon, sabah saatlerinde göndermiş olduğumuz, güncellemiş olduğumuz şablonlarda bu beklentimiz devam ediyor hala. Hedef olarak 2.18-12 demiştik. Bir kere geldik, iki kere geldik. İkisinde de, daha doğrusu ilkinde bu seviyenin altında bir kapanış yok. 3 dakikası kaldı saatlik kapanışa. Buranın altında bir kapanış bizi 2.17-46 ve 2.16-39'a kadar taşıyabilir. O yüzden dikkat edin. Şu anda trend kısa vadede aşağı olmaya devam ediyor. En yakın direnç ise 2.2026 olacaktır. Haftaya belki 2.2990'lara kadar bunu çıkartabiliriz biraz daha güvenli olması açısından. Ama şu an için kısa vadeli trend aşağı olmaya devam ediyor. Bunu da belirtelim. Ve dolar Japon yeni arkadaşlar gece saatlerinde bunu sizlerle paylaşmak istemiştim, paylaşacaktım ama dedik ki sabaha bırakalım bu dolar Japon yeni analizini. Dolar Japon yeninde sevgili dostlar, evet şöyle. Dolar Japon yeninde çok ciddi bir fırsat görmedim açıkçası, o yüzden sabah saatlerinde sizlerle paylaşmadım. Ama aşağı trend devam ediyor ama arkadaşlar hani çok ciddi bir fırsat yok. Geri çekimler evet sabah saatlerinde geldi. Dünkü seviyelerin biraz daha altına 101.85 olarak hatırlıyorsunuz. Dün bir hedefimiz vardı, buraya ulaştıktan sonra bir düzeltme yaşadık. Bugün ise tekrar aynı yerlere geldik. Sonrasında tekrar alıcılarla karşılaştık. Çok ciddi bir fırsat yok ama sanki aşağı hareket devam edecek gibi duruyor. Hani şöyle 102.46 ya da 102.67 civarlarını artık yine trend takip eden arkadaşlar direnç olarak kullanarak aşağı doğru hareketin devamını bekleyebilir. Hani bugün için kapanışa kadar ne olur derseniz 101.59'un altında evet 101.59'un altında doğru bir sarkmayla karşılaşırsak 101.26'ya kadar bir geri çekilme beklenebilir. Kapanışa kadar daha da fazla beklenmesi çok da çok da doğru olmayacaktır. Kısa vadeli çalışıyorsanız bunu söyleyebilirim. Birkaç paraya daha bakalım. Mesela Avustralya dolarına. Arkadaşlar Avustralya dolarında artık yukarı trend devam ediyor. Bu da çok net olarak karşımızda. Kısa vade için konuşuyorum. Orta vadede tam net olarak belli değil. Yani tam hala bazı şeyleri net olarak kıramadı arkadaşlar. Ama uzun vadede hala aşağı trend içerisindeyiz. Bunu lütfen unutmayın. Bu şuradan başlayan aşağı hareket hala net olarak sonlanmadı. Özellikle şu bölge çok kuvvetli bir direnç konumunda. Bu direnç kırılamazsa satıcılarla karşılaşma potansiyelimiz kuvvetli hala. Uzun vade çalışıyorsanız. Onun dışında kısa vadede yukarı tepkilerle karşılaşma potansiyelimiz en azından 0.9082'ye kadar hala mevcuttur. Bunu da belirtmiş oldum. 90.82'ye lütfen dikkat sevgili arkadaşlar. Oradaki bölgeden yeniden satıcılarla karşılaşabilir miyiz? Bakın 90.82 şuradaki tepe noktasıdır. Bunu da lütfen gözden kaçırmayın. Şu tepe noktası kırılır ise yukarı yönde bir miktar daha yukarı hareket devam edebilir. Şu mavi bölgeye artık giriş yapacağız. Yani burası orta vadeli direnç. Şuradaki mavi bölge ise uzun vadeli direncimiz. Kısa vadeli ise zaten kuvvetli bir direncimiz yok yukarıda. Aşağıda kuvvetli desteklerimiz var. O da 89.14 civarları arkadaşlar. 89.14'te bence alıcılar için artık kısa vadeli alıcılar için bence son noktadır. Buranın altında çok da fazla direnmemek gerekiyor. Altında bir günlük kapanıştan bahsediyorum tabii ki. Tamamdır. Bunu da paylaşmış oldum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Çünkü dediğim gibi çok da fazla anlatacak fazla bir şey yok. O yüzden öncelikle şu canlı yayın kaydını bir sonlandıralım. Sonra da bir kapanış yapalım hep beraber.